Hocam 90'lardan kalan bir konu daha var. EYT, emekli yaşa takılanlar. 99 öncesi alınan bir kararla bir EYT sorunu oluştu. Daha doğrusu insanların mağduriyeti oluştu. Ama 2000'den sonraki emekliler için değil mi? Evet, evet. Evet. Şimdi 99 öncesi sigortalı olmuş, 5000 prim gününü yatırmış. Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlamış olanlar emekli olacak. Öyle anlıyoruz. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamalardan Aralık ayında bir tasarı gelecek. Herkes dört gözle çıkacak, EYT'yi bekliyor. Şimdi işverenler de diyor ki biz diyor burada nitelikli iş gücünü kaybedebiliriz. Bir ciddi bir kıdem tazminatı yükü olabilir. Bu konuda kredi desteğine ihtiyacımız var. Aynı zamanda emekli olanlar çalışmaya devam etsin ama prim, işverenin primi emekli çalışanlar için %24,5'muş. Ahmet Kıvanç yazmış. Bunun düşürülmesini talep ediyorlar. Yani birçok soruda işveren açısından sıkıntılar da dile getiriliyor. Şimdi bunların da çözümünü içeren bir çalışma olacağını anlayabilir miyiz diye soralım Işın Hocam. İşveren tarafını gerçekten anlamak lazım maliyetlerini. Dolayısıyla aslında bilmiyorum siz hani görüştüklerinizle ne aktarıyorlar ama bu önemli bir yani talep aslında. Yani emekli olduktan sonra da iş çalışan devam etsin iş hayatına ama buradaki prim yükü de %24,5'lara yaklaşmış, %25'lere yaklaşmış. Burada bir indirimde olsun. Çok da hani uzak değilmiş galiba. Yani yapılamayacak bir şey değil aslında. Çünkü bir aslında şey birçok yani. Şirketten şu an emekli olanların prim şeylerini, tazminatlarını saklı tutup aslında primlerini ödemeye devam ediyor bu şekilde. Evet. Ama bu kısım aslında bu yeni bir bayağı bir şey olacak. Büyük bir yani kitle olacağı için üstelik hani işverenin de şöyle bir talebi vardı biliyorsun. Yani biz bu 40 ile 45 ile 55 yaş arasında ağırlıklı olarak kümelenen emeklilikte yaşa takılan kişileri istihdam etmeye devam edelim, kaybetmeyelim gibi bir talepler de vardı biliyorsun. Onlar tecrübeyi aktarıp ayrılacaklar. Dolayısıyla o talep yeni gelenlere bir tecrübe aktaracak şey lazım. Böyle bir düzenleme yapılabilir. Yani. Süreç lazım. Sizce nasıl olacak? Bence özel sektörün bu EYT uygulamasında çok büyük finansal sorunlarla karşılaşacağını duyuyorum ben de. İşveren açısından. O bakımdan çok orta ve uzun vadeli kredi imkanını işverene tanıyıp EYT'lilerin sorunlarını çözmek gerekiyor. Çünkü kaynak ciddi bir problem. O bakımdan bu kredi mekanizmasının bu doğrultuda kaynak kredi garanti fonunun bu doğrultuda kullanılmasında da fayda var. Ve işverene bu EYT'lilerle ilgili finansman sağlaması tabii. Ve hem EYT'liler bundan memnun olmalı hem işverenler büyük ölçüde sıkıntı çekmemeli. Çok büyük miktarlar tutar. 1,5 milyon EYT'li emekli olacak. Bunların ortalama 100 bin lira olsun. Tazminat tutarı. Daha yüksektir. Ki ortalamasını söylüyorum. Müthiş bir rakam tutar. Evet. Onun için işvereni ve o üretim tesislerini hayatta tutmak, canlı tutmak çok önemli. Bu anlamda kredi garanti fonundan belli bir kaynak ayırıp bu anlamda EYT'ye tahsis etmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Evet, öyle bir tablo ortaya çıkacak ve bu yapılacak anladığım kadarıyla.